Öncelikle böyle bir etkinliğin olmuş olması çok mutluluk verici. Türkiye'de çok sayıda bir Zemax kullanıcısı var. Ve böyle bir etkinliğe de nazik davetiniz için Doktor Fil ailesine teşekkür ederim. Beni konuşmacı olarak davet ettiğiniz için. Güzel de bir katılım var. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Kısaca kendimden bahsetmek istersem Barış Tanyeli, optik tasarım ve sistem mühendisiyim. Meslek hayatımda yaklaşık 7. yılımın içindeyim. 7 yıldır optik sistemler üzerinde çalışmalar yürütmekteyim. Şu an Transfaro firmasında optik sistem biriminde birim amirliği, birim liderliği görevindeyim. Bugünkü sunum aslında bir önceki sunum gibi çok böyle detaylı teknik bilgi yüklemektense daha çok sohbet ortamında bir sunum yapmayı düşündüm. Çünkü çok spesifik bir konu yok. Çok yüzeysel. Yani görüntüleme sistemi dediğimiz çok geniş bir bant. Ve hem yani bu zamana kadar kazandığım bazı deneyimleri paylaşacağım meslek arkadaşlarımla veya bu sektöre yeni girmek isteyen, ilgi duyan kişilere de kısmen yol gösterici olmayı veya biraz bilgi vermeyi amaçlıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Sunumun belli bir kuralları vardı ama başta Alper Bey söylemişti. Ben soru cevap şeklinde de ilerleyebilirim. Yani sunum sırasında bazı sorularınız olabilirse onları da cevaplamak isterim. Şöyle hem konuyu bağlamak hem de biraz da teknik diyemediğimiz hayatımızın içinde olan temel kavramlarla girmek istiyorum. Işık bizim için olmazsa olmaz, biz optikçilerin. Şöyle genel baktığımızda görebildiğimiz ışık bizim elektromanyetik spektrumda işte belli bir bölgeyi kaplayan kısım. Ama biz ışığın tüm çeşitlerini göremiyoruz veya algılayamıyoruz. Ama algılayıcı bazı aygıtlar var. Ve ışığın dalga boyuna göre bunları da sınıflandırıyoruz. Bunu da elektromanyetik spektrumla ifade ediyoruz. Elektromanyetik spektrumun görünür ve kızılötesi bandı bizim yaptığımız çalışmaların bütününü aslında ifade ediyor. UV de bunun içinde. UV spektrumla da biz optikçiler bazı çalışmalar yapmış olabiliriz. Yapıyoruz da hatta. Bizler optik sistemler üzerine çalışırken göremediğimiz veya gördüğümüz ışıklarla bir nevi oynuyoruz. Yani ışınların önüne bir parlak yüzey koyuyoruz ve bunu yansıtıyoruz. Veya farklı kırılma indisleri ortamlara sokuyoruz. Işığı kırıyoruz. Ve çeşitli oyunlarla elde etmek istediğimiz hedefe ilerliyoruz. İşin kısaca basit özeti bu olabilir. Görüntüleme sistemi üzerine çalışıyorsak da aslında en temelde bizim için en kritik, en önemli olan kısım ışığın açısı, yani nasıl gördüğümüz, yani üzerinize gelen ışığı doğrultusuna göre isterseniz ayırabiliyorsunuz ve farklı doğrultulardan gelen ışık seviyelerini görebiliyorsunuz veya bu ışık kaynağını algılayabiliyorsunuz. Görüntüleme sistemleri de ışığı açısal olarak ayrıştırır ve farklı açılardan gelen ışınları ekrana veya göze düşürür. Artık nasıl bir aygıtsa dedektörünüz, dedekte ettiğiniz cisim. Biz aslında en temelde görüntüleme sistemi üzerine çalışıyorsak, çok daha yüzeysel bahsetmek istersen, bu gelen ışınları en iyi şekilde odaklamayı veya işte en az kusurla, aberasyon dediğimiz minimize ederek tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Finalde de başarım kriterlerimiz de bunun üzerinden zaten yürütüyoruz. Bir
Genel bir tanım yaparsak, bir kamera sistemi üzerinden yola çıksak, nesneden yayılan ışıklar objektif tarafından dedektör üzerine düşülür. İşte az önce bahsettiğim. Ve bu çıkan ışıklar dedektör üzerinde aynı noktaya düşer. Aynı noktadan çıkan ışınlar aynı noktaya düşer ve iyi tasarlanmış bir sistemde üçgen benzerliği dediğimiz yapıya uymak zorundadır. Ve iyi tasarlanmış sistemde dedektörlü kamera gibi sistemlerde iyi odaklanmış sistemler aslında. En nihayetinde cep telefonundaki kameralarımız veya işte kullandığımız fotoğraf makineleri hepsi temelde bu prensibe dayanıyor. Optik sistemlerin farklı varyasyonları var. İşte sonsuz sonsuz afokal dediğimiz sistem. Yani dürbünün çalışma mantığı aslında bu şekilde. Veya sonlu sonlu bazı machine vision'larda kullanılabilen sistemler de bu şekilde. Veya sonsuz sonlu bildiğimiz fotoğraf makinesi mantığı. Paralel geldiğini varsaydığımız ışınlar bir objektiften bir optik sistemden geçerek düzgün bir şekilde odaklanıyor. Böyle bir üç temel yapıya ayırabiliriz. İşin özüne en nihayetinde geldiğimiz zaman Zemax bizim bu optik sistemleri düzgün tasarlayabilmemiz için bizim için bir aracı, bir araç, amaç da olabilir. 7 yıldır kullanıyorum ama eski versiyonunu da kullandım Zemax'ın. Zemax yani birçok kullanıcı da geçmişten bilenler de bilir. 2013'te Zemax gerçekten bir ciddi bir değişiklik yaptı aslında. 2013 versiyonundan önce tool'ların yeri, konumu, işte kullanım arayüzü, pencerelerin sabitlenmesi gibi çok basic ama kullanışlı, kullanıcı dostu bir versiyona geçti diyebiliriz. Ben açıkçası bu arayüzle çalışmaktan çok mutluyum. İstediğim tool'lara çok rahatlıkla erişebiliyorum. Gün için yani konuşma sırasında da bazı eleştirilerimi de yapabilirim. Yani Zemax'ta hazır yetkililer de buradayken, beni anlayan başka arkadaşlarım da buradayken. Şöyle sunumda bahsetmek istediğim şeyler aslında dediğim gibi bir eğitimden ziyade Zemax'la biz bu zamana kadar neler yaptık, neler yapabiliyoruz, neler yapabiliriz. Bir nevi burada yaşadığım zorluk veya kolaylık deneyimi paylaşmak istiyorum. Herkesin kullanıcıların aşina olduğu bir arayüz. Zemax ilk açtığımızda şu an son versiyonda karşımıza çıkan sol tarafta sequential kısım, sağ tarafta non-sequential kısım var. İki kısımla da aslında imaging çalışılabiliyor ama alışa gelmiş birçok kişinin rahatlıkla çalıştığı kısım sequential kısım. Daha iyi çalışan optimizasyonlar, daha iyi çalışan analizler benim nezdimde. Şu bilgiyi de aslında vermek isterim. Ben profesyonel bir Zemax eğitimi almadım. Yani burada deneyimlerim biraz tabii ki tecrübelerimden kazandığım bilgiler, kendim uğraşlarım, okuyarak, izleyerek yaptığım şeyler ama çok farklı tool'ları da var Zemax'ın. Ben aslında tool anlatmayacağım olayı ama olayı şöyle görüyorum. Yani kullanıcıya tamamen bıraktığı için bu kısımları boş saydık çünkü çalışırken ve kullanıcı kendi çözümünü kendisi üretiyor gerçekten. Tabiri caizse yani kişi kendine özel bir tasarım yapıyor gibi bir durum var. Ben daha çok alışa gelmiş klasik bir tasarımcı zihniyetindeyim burada. Çok fazla gereksiz operant veya işte yani bence gereksiz diyorum ama tabii ki gereklidir yeri geldiğinde. Bilmediğim çok kısımlar var aslında. Çözüm yöntemleri var. Bunları arkadaşlardan da duyuyorum veya bazı eğitimlerde, Zemax'ın kendi verdiği eğitimlerde veya hocaların verdiği eğitimlerde paylaşıyorlar.
Onlara hakim değilim açıkçası. Bir tasarıma başlarken aslında nasıl başladığımı genel olarak bahsetmek isterim. Ben şu an ticari bir kuruluşta çalışıyorum. Bizler müşteri çalışan ilişkisi içinde çalışıyoruz. Yani müşteriden bize bir talep gelir. Bu şartname olabiliyor. Bu bir istek, bir hedef olabiliyor. Biz bu konuda belli çalışmalarla başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Belli hesaplarla, teorik hesaplarla. İşte en önemlisi en başta dediğimiz gibi görüş alanı, görüş açısı. Bu zaten tüm diğer isterleri de arkasında getirebiliyor. Hedef, menzil, ne derseniz bunun adına. Bunlar da arka planda geliyor. Bir tasarımcı olarak önce kendi bildiğimiz, herkesin bildiği temel teorik hesaplarla belli bir yapıyı oluşturuyoruz. Yani belli yapıdan kastım tasarımın inceliğinden ziyade ürün özellikleri veya çıkaracağımız bir opt-in çıktısında nelerle karşılaşacağımızın özellikleri aslında. Ve bundan sonra da artık tasarıma oturmak için bildiğimiz yine diğer teorik odak uzaklığı hesaplarıyla ince kenarlı mercek prensibiyle hesaplar yapıyoruz ve temel olarak kaç tane yapı elemanı kullanacağımız, nasıl sistemin mesafesi, büyüklüğü, uzunluğu gibi fiziksel özelliklerin de ortaya çıkabildiği bazı hesaplar yapıyoruz. Bunu ayrıca kendi oluşturduğumuz algoritmayla da yapıyoruz. Ama Zemax üzerinden de yapıyoruz. Örneğin paraksiyel birimi vardır ve paraksiyel kısmından bu çalışmaları yürütebiliyoruz. Bu gerçek dünyaya yansıtmıyor ne yazık ki. Çünkü bizim tasarım içinde çok fazla varyasyon ve algoritma var. Yani şöyle söyleyebilirim. Sistemi etkileyen ne yazık ki tek bir şey yok. Yani arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. Benim gibi bazı sorunlarla yüzleşmiş arkadaşlar ama. Örneğin bir mekanik tasarımcı, mekanik gördüğü şeyi çizer ve gördüğü şeye belli bir limitler verir ve finalde üretildiğinde bu oldu mu olmadı mı diye kontrolünü yapabilir ama bizde gördüğümüz bir şey olmuyor ne yazık ki ve gördüğümüz bir şey varsa da onun hakkında yorum yapabilmek çok kısıtlı. Yani %30, %25 tahminler olabilir. Burada bazen geçmiş tecrübeler de ortaya çıkabiliyor. Başlangıçta böyle bir yol izliyoruz. Aslında bazen çok o dönem içinde acı tecrübeler edinebiliyoruz ama bu ilerleyen zamanlarda bizim çok faydamıza oluyor. Zemax burada çok bir şey yapamıyor ne yazık ki. Biz ekstra uğraşlarımızla aslında bazı giriş yapısını oluşturuyoruz. Ve dediğim gibi yani tamamen boş uzaydasınız ve siz bir yazılım var, içinde tamamen teorik hesaplar var ve o teorik hesaplarla bir limitiniz var, bir özellik limitiniz var ama yani isterseniz prizma kullanın, isterseniz ayna kullanın, isterseniz 10 tane mercek kullanın, isterseniz başarabiliyorsanız 4 tane mercek yapın. Bu bir nevi yani endüstriyel tasarım da işin içinde barındırıyor. Teknik, teorik tasarım da içinde barındırıyor. Yani bir sanatçı gibi davranmak zorundasınız işin aslı. O yüzden yaptığımız işlere çok özenerek, çok dikkat ederek yapıyoruz. Başlangıç çok uzatmadan yani dediğim gibi önce teorik hesaplar, işte limitlerimizi belirliyoruz. Limitlerimizi belirledikten sonra Zemax'ta ve ayrıca kendimiz yine başka teorik hesaplar yapıyoruz. Odak uzaklığı, görüş alanı vesaire gibi. Bu hesaplarla birlikte sistemin genel mimarisini oluşturuyoruz. Bu gördüğümüz soldaki sequential kısmından yapıyoruz bunu. Daha sonra işte dediğim diğer varyasyonlar ortaya giriyor. Mesafe, kalınlıklar,
En önemlisi malzemeler. Çünkü lebider ya, yani günden güne de yeni malzemeler giriyor piyasaya. Veya işte yeni malzeme olmasa da alışagelmiş bazı malzeme vardır ki kullanırsınız, bir bakarsınız üretici bulamaz. Çünkü doğadan gelen ham maddelerle ortaya çıkan malzemeler bunlar. O dönem dünyada o ham madde krizi yaşandıysa siz de bundan nemalanıyorsunuz ne yazık ki. Bu kısımda sadece tasarımcı olmak veya Zemax kullanıyor olmak ne yazık ki yetersiz. Yani sürekli iletişim halinde olmanız gereken üreticiler veya eş, dost, arkadaş olmak durumunda kalabiliyor. Veya gündemi aktif olarak takip etmeniz lazım. Çünkü ham malzeme demeyeyim de yani malzeme kataloğunda Zemax'ın her güncellemede yeni kataloglar geliyor ama bence yetersiz olabiliyor. Çünkü aktif olarak görüşebilmek üreticiyle veya işte malzeme tedarikçisiyle oradan daha sağlıklı datalara erişebiliyorsunuz. Bu parantez içinde mi çıktım? Geçmişte yaşadığımız bir tecrübeydi. Acı bir tecrübeydi. Yani çok güzel yaptığımıza inandığımız bir tasarım malzeme tedarikten kalkmış ama Zemax'ın son güncellemesinde bu vardı malzeme. Yani ben onu o düşünceyle kullandım. Ne yazık ki birçok çok üzüldük ve sonrasında zaman kaybettik ve tekrar yeniden bir tasarım sürecine girmiştik. Sistem çok mu değişir? Hayır, çok değişmeyebilir. Üç aşağı beş yukarı değişir ama performans kriteri tek bir malzemeye bağlıysa, o malzemenin güçlü bir yapısı varsa o merceğin sistem performansı doğal olarak etkileniyor bundan. Bir de şu an kendimi de tuhaf hissettim açıkçası. Normalde bu muhabbetleri hep arkadaşlarımla yaptığım için karşılıklı diyalog halinde şu an kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum. O da tuhaf oldu benim için. Biz akademide geçen sene ders verirken hep öyle hissettik ya Barış Hocam. Hocam size kolaylıklar diliyorum. Ve işte şöyle de bir durum var işin aslında. Şimdi şöyle bir yanlış algı var aslında hazır yan yanayız, dost meclisindeyiz. Zemax'ı kullanmak, tool'ları bilmek aslında işin belli bir seviyesi ama ürün seviyesinde bir çıktı alabilmek çok daha başka bence. Ben de yine bunu acı tecrübeyle edindim. Ve yine şöyle bir yanlış algı da var işin aslı. 3 tane 5 tane mercek şey koyarız. Belli şekiller veririz ve belli malzemeler veririz. İşte optimizasyonu yaparız. Zemax'a bırakırız bu işi olur. Yani ne yazık ki böyle bir dünya yok. Böyle kolay değil. Olmuyor çünkü. Paralelde yürüttüğüm, nadir zaman ayırdığım ama olmasını istediğim birkaç tasarım vardır. Uğraşıyorum, bir türlü istediğim sonucu alamadığım işler de olabiliyor. Yani buradan belki yeni başlayacak arkadaşlara bir nacizane tavsiye. Yani o işin öyle kolay olmadığını, kendi aralarında konuşurken ifade etmeleri gerektiğini söylemek isterim. Çünkü öyle bir şey olsaydı şu an bizler belki burada bu konuşmayı yapıyor olamazdık. Yani biz tasarımcılar veya biz mühendisler çalışmıyor olurduk. Yani burada işin özünde gerçekten pratik bir algoritmik düşünmek de gerekebiliyor. Paralelde mekanik düşünmek gerekiyor ki bence Zemax bir ara bu işe girdi Lens Machine'le Solid'le birlikte ortaklıkta ki güzel bir oluşumdu. Yani biz optik sistem tasarımcıların veya Zemax kullanıcıların, mercek tasarlayan insanların mekanik bilgisine ihtiyacı var. Yani iyi bir mekanik bilmek gerekiyor. Az bir bilgi de olsa yanında dirsek temasında olduğu çok iyi mekanikçi arkadaşlarla çalışması gerekiyor. Ben çok şanslıyım. Geçmişte ve günümüzde hala çok iyi mekanikçi arkadaşlarla tanışıyorum. Çünkü ortak dili konuşmak çok önemli. İlerleyen süreçlerde birkaç örnek bahsedeceğim. Buraya kadar varsa bir soru dinlemek isterim.
Yoksa da devam edeyim. Finalde alırım soruları. Şöyle şimdi bahsetmek istediğim şey, biz Remax'la bu zamana kadar neler yaptık, neler yapabiliyoruz aslında göstermek. Kullandığım görseller şu an çalıştığım transfer firmasındaki ortaya çıkardığımız ürünler, kendi tasarımlarımız, mekaniği, optiği, testlerini, montajını kendimiz yaptığımız işler, sistemler ve ticari gizli olduğu için de layout'u kapatmak durumundayım. Yani mazur görün. Bunun ötesinde de yani bazı kullandığım görselleri tabii ki sample'dan da aldım veya kendi yaptığım tez çalışmalarında veya işte internet ortamında, ama bu gördüğünüz ürünlerin benzerlerini farklı firmalarda yurt içinde de görebiliyorsunuz. Öyle bir durum da var. Çünkü dediğim gibi yaptığımız iş müşteri odaklı ve müşterinin bizden istediği sadece teknik spek de olmuyor. Şu örneğin aynısı, benzeri, aynısı gibi istekleri de olabiliyor. Biz de o işi yapmak durumunda kalıyoruz. Ama iç yapısı, o optik kısmı tamamen özgünlüğü size ait zaten. Bu bir, şöyle adım adım gideyim o zaman. Bu bir teleskopik veya işte afokal sistem dediğimiz bir görüntüleme birimi. Spotting scope diye geçer veya gözetleyici dürbün diye geçer. Zemax'la dürbün yapabiliyorsunuz, işin en basit tabiriyle öyle söyleyebilirim. Bu şekilde prizmalı ve aynalı yapıda bir dürbün yapabiliyorsunuz. Veya düz nişancıların kullandığı dürbünlerden yapabiliyorsunuz. Veya işte binoküler, moneküler tarzı sistemler yapabiliyorsunuz. Burada ben kendi adıma yaşadığım bazı zorluklar varsa, örneğin Zemax üzerinden konuşuyorsak, Zemax'ın diğer katı model programlarıyla kıyasladığımda o üç boyutlu kısmında biraz zorlandığımı ifade edebilirim. Örneğin o koordinat direkler biraz insanı kafasını karıştırabiliyor kullanırken. Bu yaptığım işte de o denli biraz zorlanmış oluyorum o konuda. Bu büyütmeli bir sistem. 15 minimum, işte 45 maksimum büyütmesi olan bir sistem. Biz bu tasarımı yaparken örneğin farklı birimleri bir araya getirdik bir nevi. Yaptığımız farklı birimleri. Ama her farklı birim kendi içinde bir görevi ve hesabı var yani resmen. Zoom grubu, oküler grubu, işte göz merceği kısmı veya işte objektif kısmı olarak ayırıyoruz ki hareketli bir sistem. Hareketli sistemleri çalışabilmek Zemax'ta nispeten kolay. Yani konfigürasyon vererek siz bu işi yapabiliyorsunuz, ama tabii ki bazı yükümlülükleri de var. Çok fazla girdi girmeniz gerekebiliyor. Gözden kaçmış bazı detaylar olabiliyor ve sırf sadece bir sütunda giremediğim, girmeyi unuttuğum bir değer beni 2 gün oyalamışlığı da vardır. Yani işin Zemax nezdinde böyle sıkıntılı kısımları da var. Ama bu sistemde şöyle işler de yaptık. Yani örneğin Zemax'ta direkt dioptr, ben özelliği vardır dediğim gibi yani bilmiyorum ama kendim oluşturdum. Örneğin dioptr dediğimiz insanın gözüne gözdeki kusurunu gideren hareket sistemi okülerde. Ben onları tek tek hareketlendirdim, hareket şeklini. Belki Zemax'ta böyle bir tool vardır ve çok basittir, ama ne yazık ki bu kısmı ayıracak çok vaktim olamayabiliyor şu an yaşadığım yoğun iş temposundan dolayı. Dediğim gibi yani bazı şeyleri ben çok alışagelmiş, gelenekçi olarak davranarak hareket ettim. Bu tasarımın sadece yani Zemax kullanmak sadece yetmiyor dediğim gibi. Şöyle bir şey de var biz optikçiler için. Zemax'ı üretime göre kullanabilmek daha önemli. Çünkü yani bu zamana kadar ben karşılaşmadım. Ama duyduğum, gördüğüm veya görüştüğüm üreticilerle çok enteresan teknik resimlerin kendilerine ulaştığı ve gerçekten
üretime yönelik, yani gerçekçi olmayan bazı sistemler olduğunu da söylediler. Zemax'ın adım adım yeni yeni bu konularda girişimleri var. Yani görüyorum, işte bir operant koydular, adını unuttum ama işte yani üretime yönelik çalışmalar yaptığını da gördüm. Bu muhtemelen üreticilerden gelen bir talepti. Diğer bir örnek, bu görünür bantla çalışan bir sistemdi. Şu an gördüğünüz sistemde shortwave infrared, yani sıvır dediğimiz 0.9-1.7 mikron aralığında bandında çalışan bir sistem. Yine bir talep doğrultusunda yaptığımız tasarım, mekanik ve optik olarak tamamen bize ait olan. Burada aslında ben işin içinde şöyle kendimi genelde motive ediyorum. Yani bir challenge durumu yaşatıyorum. Çünkü evet, dünyada var sıvır objektifler. Yani belki nispeten uygun fiyatta Avrupa'da, Amerika'da, başka yerlerde ama özellikleri bakımından çok klasik. Yani çok basit tabiri caizse işte 50 milim odak uzaklığı olan ama F sayısı 1.4 olan bir sistem. Ama optikçiler ve tasarımcılar bilir ki F sayısını küçülttükçe biz kendimizi daha iyi tatmin ederiz ve daha mutlu oluruz. Öyle bir başarım kriterimiz de vardır ki biz de burada bunu yapmaya çalıştık. Zaten bu, yani bizi mutlu etmesinin sebebi de zaten sistemin daha iyi çalışması anlamına gelir. Şu yönden F sayısının küçülmesi sisteme giren ışığın artması demektir. Ve bu da bu ürünün kullanım amacına daha da yakın olması anlamına gelir. Şöyle bir şey, sıvır teknolojisi sisli ortamlarda daha etkin bir sistem. Siz o sisli ortamda ne kadar çok foton alabilirseniz o kadar çok hedeflediğiniz o görüntüyü görebilirsiniz. Yani işin özü o. Biz burada F1.1 olan bir sistemi zorladık ve çalıştırdık. Başarım kriterleri olarak da bazı testler gerçekleştirdik. Örneğin Ankara'da göl başında bir noktadan başka bir noktaya yaklaşık 4-5 kilometrelik bir menzile baktık. Görünür hatta bir kamerayla, telefonla, yani gözle baktığımızda orada bir sis bulutu ve arka planda bir görüntü olmadığını gözlemliyorsunuz ama işte yaptığımız sistemle arka tarafında işte villaların olduğu, otobanın olduğu, araçların geçtiği bir yapı var. Bu da ilk testimizde aldığımız çıktı. Açıkçası şöyle bir şey de söylemek beni çok mutlu ediyor. Bu zamana kadar yani yaptığımız işte çok detaylı ve incelikli gitmek zorundayız biz optikçiler. Çünkü daha önce dediğim gibi çok yani mikronluk hassasiyetler sizin sisteminizin performansını etkileyebiliyor ve o her detayı düşünmek durumunda kalıyorsunuz. O disiplinden çok şaşmamaya çalıştık. Böyle bir disiplinle iş hayatına başladım. Bu disiplinle kendimi geliştirdim. Böyle de devam etti. Ve o sıktığım kısım, yani kendimi sıktığım, kastığım veya arkadaşlarımı zorladığım kısım genelde bize çok güzel dönüşlerle oldu. Şöyle ki yaptığımız tasarımların, mekanik optiklerin ilk prototip montajında istediğimiz performanslık görüntüyü her zaman aldık. Yani bu kendi adıma benim için başarım kriteri olarak değerlendiriyorum. Yani takım arkadaşlarım adına. Bu altta gördüğümüz görüntüde ilk montajında o ilk heyecandır. Birçok arkadaşım yaşamıştır. Böyle beklerseniz ne olur, bir aksilik olur mu, olmaz mı? Çünkü sadece dediğim gibi tasarım yapmak, Zemax'ta MTF'e baktığın spotting, işte diyagramlara baktığın, aberasyonlara baktığın şahane ama İşin işte çok versiyonu var. Yani üretime gönderdiğiniz ve yurt dışında ve üretim çıktısı sizi ne kadar tatmin ediyor? Yani ne kadar doğru olduğunu bilmiyorsunuz. Raporlar okuyorsunuz ama bilmiyorsunuz yani. Öyle soru işaretleri var. Ya mekanikten gelen sonuçları, raporları inceliyorsunuz ya bir aksilik var mı? Çünkü işin içinde tasarım olduğu kadar mekanik montaj kısmı da bizim için çok kritik. O kısma da geleceğim bir sonraki sunumlarda. O da bizim için bir Zemax'ta bir uğraş aslında, çok ciddi. Bu yukarıdaki görüntüde
Sıfırdan maksimum ne kadar verim alabildiğimizi şey yaptığımız, yani gökyüzünde hiç ay olmadığı bir zamanda en karanlık bir gün tercih edip gece testleri yaptığımızda performansın çok iyi olduğunu gözlemledik. Bunlar dediğim gibi bizim Zemax'ta o her detayı inceleyerek, detay atlamadan yaptığımız kusurlar, yaptığımız işler daha doğrusu. Hatta bununla ilgili yakın zamanda bir örnek bile verebilirim. Yani yaptığımız bir iş vardı ve o işte bazı yani mercekler arasındaki mesafede bir sıkıntı vardı. Ve ben sadece mercekler arasındaki mesafeyi açtım. Analizlerini yaptım. Bir amacımız vardı yani ölçtüğümüz bir şey vardı ve bu olacak mı diye sadece oraya odaklandık ve oldu yani. Ama o an fark etmiyorsunuz. O an gerçekten tek bir konuya odaklandığınızda başka şeyleri göz ardı edebiliyorsunuz. Gün ışığında onunla gündüz baktığımızda bazı noktada kromatik aberasyon gözlemledik. İşte o ahlar çektiğimiz kısımlar aslında benim açıkçası. Çünkü o detayı atlamış olmak üzdü beni. Ne oldu? Yine çok bildiğim kısımdan geldiği için hemen düzelttiğim kısmı bu bilinçte düzelttikten sonra o sorunu da gidermiş olduk ama bizim yaptığımız işte böyle göz ardı edebildiğimiz veya göremediğimiz bazı detaylar var ne yazık ki. Zemax da bunu bize bildirmiyor. Bak bu detayı atladın falan demiyor da. Keşke dese çok rahatlarız ama çalışmalarımızda biz işte acı tecrübe dediğimiz, deneyim dediğimiz kısım buralar oluyor. İkinci bir sistem, yani ilkinde gündüz görüş dürbün sistemleri yaptığımızı, şimdi sonrasında short wave infrared. Ki bence short wave infrared'e biraz da açabilirdim ama orada sadece tasarlamak yetmiyor. Gerçekten malzeme bilgisi de orada gerekli. Yani Zemax'ta işte bu kısım kritikti yani. Çünkü kendine göre hesapları var, başka durumları var. Orada sadece optimizasyon yapmak veya merceği koymak, başka bir şey yapmak ki ben bazı malzemeler vardır ki kalsiyum, flor falan örneğin bu zamana kadar hiç kullanmadığım malzemeler. Faydası vardır, olmuştur, kullanan arkadaşlar vardır ama ben nedense hep imtina ettim çünkü çok korkutucu geliyor bana. Ya pahalıdır, ya üretimi zordur, her tezgahta üretemezler vesaire gibi durumlardan. Ve maliyet endeksi de düşünmemiz gerektiği için elimizdeki kıstaslarla, limitlerle yapabildiğimizin maksimum yapmayı hedefliyoruz. O yüzden de biraz fazla detay gidiyoruz aslında. Burada da bir termal ve gündüz sistemin birleşimi diyebileceğimiz bir klipon sistem var. Önde bir termal objektif, 8-12 bandında çalışan ve arkasında mikrobarometre veya soğutmalı. Sisteminize göre değişir. Bu sistemi işte daha sonra görüntüleme sistemiyle birlikte bütünleştirerek yaptığımız bir sistem var ki bunu bir bütün olarak analiz edemiyorsunuz demek ise bunu birim birim analiz edebiliyorsunuz. Çünkü belki zorlasam çıkabilir, belki deneyim olan arkadaşlar vardır, onu da şey yapabiliriz ama iki farklı dalga boyunda İki farklı sistemi Zemax'ta hiç işlemedim açıkçası. Nasıl çıktılar veriyor onu da merak ediyorum aslında. Belki Zemax'da böyle bir özellik var bilmiyorum ama yoksa da bir talepte bulunmuş olabiliriz şu an. Açık bir talep olabilir. Bu da böyle bir sistem. Bu sistemde de örneğin bizim için yani yaşadığımız en büyük zorluklardan birisi de zaten şeydir. Yani üretime tamam hazırız ama Star modül biraz da bu yüzden geldi. Termalizasyon yani sistemin eksi sıcaklıkta artı sıcaklığı nasıl çalışacağı Zemax'ta basit hesaplarla gözlemlenebiliyor. Bu zamana kadar açıkçası bunu ben sadece ekstra çok fazla analizlere girmeden Zemax'a güvenerek gittiğimde olumsuz bir şey deneyimlemedim açıkçası. Yani Zemax'ın içindeki o analizlerle yaptığım tasarımlar ve aldığım çıktılarla
eksi 30'da veya eksi 20'de veya artı 50'de Zemax'ta gördüğüm değere yakın yine o çıktığı gördüm. Yani kendimce, kendi görüşümle diyeyim, ben bu kısmı Zemax'ta kendi adıma doğruladım. Yani benim için bir güvenli kaynak oldu. Elbet karşılaşacağım olumsuz durumlar olabilir ama bu tarz olumsuz durumlarla karşılaşan olduğu için de aslında star modül gibi modüller de çıkıyor. Veya işte yandan destekli Ansys, Partran gibi başka analiz programlarıyla da ortaklaşa çalışıyor. Ki yine aklıma gelmişken söyleyeyim, ben çok yani kullanıcıların olduğunu biliyorum. İşte app'leri yani kodlama kısmında C'dir, işte C++'dır. Kodlama kısmında da benzer analizlerin de yapıldığını biliyorum ama bu kısma henüz tam anlamıyla giremedim. Çok istiyorum çünkü dünya biraz oraya kayıyor. Zemax'ta da tasarımlarda da oraya kayıyor. Zaten her güncellemelerde anlaşılabiliyor bu durum. O kısımdan istediğimiz bize özgün analizlerin sunacaklarını umuyorum. Çünkü biz bu tarz analizleri ayrıca atıyorum Excel'de veya kendi yazdığımız basit kodlarla dışarıdan çıktısını, Matlab'den çıktısını alarak yapabiliyorduk. Fakat işte Zemax'ın içinde böyle bir şeyin olması ve aktif olarak görebilmek o kod dünyasına girmekte fayda var diye kendimce düşünüyorum. Bu görüntüleme imaginglerin dışında LED'li lazerli sistemler de aslında çalışabiliyoruz. Örneğin 3-4 dakikaya toparlayabilirsek tamam, çok özür dilerim. Zaman farkında. Burada gördüğünüz bir nişangah veya lazerli sistemler veya holografik sistemler, LED'li lazerli sistemler. Zemax'ın içinde siz sequential kısmında belli parametrelerle birlikte lazeri modelleyebiliyorsunuz veya grating yapabiliyorsunuz örneğin. Bu tarz sistemleri de deneyimlediğimizde ilk montajlarımızda başarım kriterini gördük. Holografik olabilir, LED'li sistemler, reflex sights gibi dediğimiz hedef odaklı sistemlerin çok bazı dış programlar var. Onlarla belki o modüller daha kolay LED üzerinde çalışmak ama bir tık daha zor olabilir ama doğru sonucu aldığımızı ifade etmek istedim açıkçası buradan yaptığımız çalışmalarda. Ben biraz daha hızlanayım. Bunların dışında aslında yaptığımız ürünlerde yaptığımız core yani işte termal objektif, gündüz objektif veya lazerle ilgili sistemi aslında bunları bir paketliyoruz. Paketlediğimiz sistem de bizim ürünümüz oluyor. Ama biz yine core çalışan insanlar olarak yine o içindeki merceğin veya her bir şeyin hesabını kitabını yaparak gidiyoruz ki bu paketlerken de benzer şeyler yapılıyor. Burada örneğin yaptığım benim bu ticari olmadığı için bunu tezimde kullandığım için paylaşabiliyorum layout'u. Bir zoom objektifin layout gözüküyor. Farklı bir şey denemek istemiştim burada. Ve bunun da çıktısını dolaylı yoldan başka bir ortamda deneyerek görebildim. Yani Zemax'ta sadece görünür veya işte termal sabit sistemlerin dışında zaten zoom sistemlerinde çalışıldığını herkes biliyor. Burada yaşadığım zorluk Zemax'tan ziyade daha çok mekaniksel sıkıntılar oluyor. Onun da konusu burası değil zaten. Yine keza başka bir yaptığımız sistem, içinde yer aldığımız sistem. Yine farklı bir görüntüleme birimlerinin birleşimi veya işte display unitler dediğimiz bazı sistemler. LED'li, tüplü sistemlerin önüne konulan objektif sistemler ki şu aşağıda gördüğünüz bioküler sistem. Çok adını duymadığınız belki olabilir. Binokülerle çok karıştırılır. İki gözün aynı anda baktığı tek bir küçük objektif olarak bahsedebilirim. Bu tarz sistemlerin de Zemax'ın örneğin kendi içinde farklı analizlerini de sunduğunu gördüm. Bu da hakikaten yani o an yaparken farkında değildim ama o iş bittikten sonra tekrar dönüp baktığımda birebir tuttuğunu, örtüştüğünü de gördüm açıkçası.
Yine farklı bir sistem dediğimiz tüplü sistemler eski bir teknolojidir ama hala kullanılmak durumunda olan bir sistemdir veya füzyon sistemler. Bu tüplü sistemler RIDE, Zemax'ta modelleyebiliyorsunuz. Belki tüpü modelleyemiyorsunuz ama yaptığınız işi optik bazında performans çıktısı olarak veya kaplama olarak neyse bu tarz çıktılarında, bu denli çıktılarında başarılı olduğunu gözlemledik. Şöyle sample'dan aldığım bir görüntüydü bu Zemax'ın. Kısaca şöyle özetlemek istersem aslında biz tasarım oturduk, hesaplarımızı yaptık, başladık, çalıştık. Finalize etmek, işte üretime hazır olmak da önemli. İşte teknik resmi, standart, hangi standart kullanıyorsak ona uygun çıktısı. Ama hepsinden öte Torrens analizi. Yani işte mekanikçiyle dirsek, iyi mekanikçiyle dirsek olmasının da güzelliği iyi Torrens analizi yapabilmekten geçiyor. Çünkü o çok hassasiyet dediğimiz şeyler var. Yani takıyorsunuz belki görüntüde performans kaybı var ama belki üretimden yanlış geldi optik. Belki tasarımda bir göz ardı ettiğimiz bir şey vardı veya belki de montajda sıkıntı vardı. En azından montaj soru işaretini gidermek için biz tolerans analizini de gerçekten çok önemsiyoruz. Yani benim kendi adıma yaptığım işi özetlersem yani tasarım bu işin %30'u aslında yani. %30 da gerçekten üretim yani toleransı da bunun içinde dahil ediyorum. %35 veya 40 da bu işin montajı. Yani hiçbiri birbirinden ayrılamıyor. En başta dediğim gibi sadece Zemax öyle kullandım, optimizasyon yaptım gibi bir durumda yetmiyor. Her bir detayı düşünmek gerekiyor diyorum. Süremi nedenle kullandım. Geciktiysem de özür dilerim. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Bu Ben teşekkür ederim. aydınlatıcı sunum ve tasarım örneklerini paylaştığınız